Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3 4 5 yayınlarının hazırladığı 12 adet TYT matematik denemelerinden deneme 2'nin çözümünü yapacağız arkadaşlar. Soru numarası 31'deyiz. Yani geometrinin ilk sorusundayız arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım çözümlere. Bir kare bir köşesi eşkenar üçgenin kenarı üzerinde olacak biçimde şekil 1'deki gibi yerleştirildiğinde x derece ve 130 derecelik açılar oluşuyor. Karenin bir köşesi eşkenar üçgenin köşesi üzerine gelecek bir şekilde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde de x ve y açıları oluşuyormuş yine. Buna göre y açısı kaç derecedir diye soruluyor. Evet, arkadaşlar şu bir eşkenar üçgenmiş. Hemen oradaki eşkenar üçgeni şöyle bir halledelim mi gençler? Evet şuradaki açımlarımız görünmeyen yerler. Bu eşkenar üçgende hemen 60'ları yazalım mı yazalım. Hocam burası kaç derece? 130 sa burası 50 derece. E, bunun tamamı 90 derece olduğundan buraya 40 kaldı. 60-40 daha kaç yaptı? 100 yaptı. O zaman buraya kaç kaldı? 80 derece kaldı. Yani x açısını böylelikle kaç bulduk buradan? 80 bulduk. E ikincisinde de şu eşkenar üçgen şöyle arkadaşlar. E, burada kaçılarımız kaçar derece? 60'ar derece. E, zaten x açısını biz ne bulmuştuk? 80 diye bulmuştuk. E burada iki tane iç açı dayanamam. Neye eşittir? Bir dış açıya eşittir. Yani 60'la neyi toplarsak 80 yapar? Tabii ki 20'yi. O zaman cevabımız burada ne yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. 31. sorunun cevabı balıkesir oldu. Geldik 32. soruya. Aşağıdaki üçgenler uzunluk değerleri ve yardımcı elemanlarıyla birlikte gösteriliyor. Evet yükseklik açı orta ve ağırlık merkezi. Yani kenar ortay diye gösterilmiş. Buna göre hangi ifadede gösterilen x uzunluğunun değeri 6 değildir diye soruluyor. Arkadaşlar bakalım. Şu yükseklikte dikten diklenilmiş öklük bağıntısı. x kare eşittir 4 çarpı 9. 36'tan x'i buradan kaç bulduk? 6. Evet x 6 çıktı mı burada? 6 çıktı. Birincisi doğru. İkinci sıra bakalım arkadaşlar. Açı ortay. Neydi? Hocam kollar oranı tabanlar oranı. Ya da bakın burada 8 bölü 4. Yani 8 iken 4 olmuş. 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. Burada da bu şekilde. Yani burası da 6 olacak mı? Olacak. İkincisi de doğru oldu. Ee, üçüncü sıra bakalım arkadaşlar. Hocam ağırlık merkezi. Hop ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Eşit eşit. Hatta muhteşem üstten burası da eşit olacak mı? Olacak. Hocam tamam 12 idi. 6 6 e burası da 6. 1 iki e 2 oran var. 6'yı 3'e böldüğümüzde kısa parçaya buluyoruz. E burası 2 oldu. O zaman burası da kaç oldu? 4 oldu. Şimdi ne diyor? Hangisinin uzunluğu 6 değildir diye soruluyor. Sadece 3'teki uzunluk 6 olmadı arkadaşlar. Yani cevabımız Edremit yaptı. 32. soru. Geldik 33'e. Kenarları 6 birim ve 8 birim uzunluğunda dikdörtgen biçiminde üst yüzeyi olan bir mezuniyet kepinin kepinin ipi merkeze sabitlenmiş olup iki farklı konumdayken resmedilmiş. Bir böyle köşede aşağı doğru sarkmış bir de böyleyken aşağı doğru sarkmış. İp şekil 1'de dikdörtgen yüzeyin köşesi üzerinden evet köşesi üzerinden sarkmış. Şekil 2'de ise e, kısa kenara paralel olacak şekilde şu kısa kenara paralel olacak şekilde arkadaşlar aşağıya sarkmış. Neyse. E buna göre son durumda ipin sarkan ucu yere kaç birim yaklaşmıştır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi bu dikdörtgen bak bu tam köşeden gelmiş. E arkadaşlar burası merkezi burası ya. E bu devamı köşegen değil mi? evet. Alt 8 ne? Üçgeni 13 üçgeni. E tam burası merkezi olduğu için köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani ortasıdır. Yani 5, 5 diye ayırdı mı? Evet. Şu ipin uzunluğu ne oldu arkadaşlar? 5 artı x mi oldu? Aynen öyle. Şimdi şuna bakalım mı arkadaşlar? Bakalım. Şu buna paralel olacak şekilde yerleştirilmiş ya. E bu tam böyle Yine ağırlık merkezini kullanalım, tam merkezi kullanalım. Şunlar birbirine eşit değil mi gençler? Eşit. E hocam bunlar birbirine eşitken burada da bir ortaban çıktı mı çıktı? Şu uzunluk 6 birim yani burası 6 ise burası da kaç oldu? 3 oldu. E bunun tamamı ipin uzunluğu kaç? 5 artı x'ti. Hocam 5 artı x olması için burası ne oldu? 2 artı x oldu. Önceden şu x birim aşağıya sarkmışken şimdi 2 artı x sarkmış oldu. Yani ne olmuş oldu arkadaşlar? Zemine 2 birim daha yaklaşmış oldu. Yani böylelikle 33. sorunun cevabı ne oldu arkadaşlar? Akçay oldu. Geldik bir sonraki soruya 34'e. Taban ayrıtları 4 birim ve 6 birim olan yan kenar uzunlukları da 5 birim olan bir sep şey yamuk biçiminde bir saksı verilmiş arkadaşlar. Sonra bu devrilmiş. Hemen şunları yazalım mı gençler? Şurası 5 burası 5, burası 4 ve burası 6 olduğunu biliyoruz. E, bu yamuksa şunlar birbirine paralel değil midir? Yamuğun tanımı gereği. Bunlar birbirine paralel yani. Evet. Son durumda ABC doğrusal olduğuna göre X ile ifade edilen uzunluk kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi gençler. Burada e zaten bunlar birbirine paralel. E bu da buraya kadar gelmiş. Burada bir temel orantı oluştu mu gençler? E oluştu. Yani ne var burada? X bölü X artı 5 eşittir. 4 bölü 6 eşit olacak. Sadeleştirdiğimiz zaman 2 bölü 3. İşler dişler yapınca 3X eşittir 2X artı 10'dan dolayı X de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Edremit çıktı. Geldik sonraki soruya. 35. soruya. Uzun tabanı 9 birim olan yamuklardan 6 tanesi bir düzgün altıgen içine şekildeki gibi yerleştirilmiş. Evet, bir düzgün altıgen içerisine yerleştirilmiş arkadaşlar. Bu düzgün altıgenin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar. Madem bu düzgün altıgen, burası kaç derece? 120. Burası kaç derece? 120. E aynı şekilde buradaki açıların hepsi kaç derece olacaktır? 120'şer derece olacaktır. Bir saniye, şurada bir aksilik oldu. Şöyle geri gelelim. Şurası 120 derece olacak arkadaşlar. Böyle 120'şer derece. E hocam bu bir yamuk olduğuna göre, hocam 120, bunlar birbirine paralel. E 120 ise burası da 120 oldu. Aa bizim yamuğumuz ne oldu? 120'ye 120. Yani burada açılarımız da kaçar derece oldu? 60-60 oldu. Taban açılarımız 60-60. Yazalım mı buraya? Yazalım. Gençler biz burada ne yaparız? Hocam tabii ki dikimizi çizeriz. Hop ikiz kenar yamuk çıktı çünkü burada. İkiz kenar yamukta ya köşegenleri çiziyorduk ya da dikmeleri çiziyorduk değil mi? Dikmeleri çizdiğimizde şuraya ben 2A dersem 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A'dır. Aynı şekilde 2A ise burası da nedir? A'dır. Hocam buraya ne kaldı? 9-2A kaldı. Burası da 9-2A kaldı. Yamuğun üst tabanı 9 2 a. Yamun yana yan tarafı ne oldu? 2 a oldu mu arkadaşlar? Oldu. E, o zaman ne olacak arkadaşlar? Bakın burası toplamda 9 yaptı. O zaman düzgün altıgenin bir kenarı 9 yaptı. Bizden ne isteniyor? Çevresi isteniyor. 6 tane 9 varsa cevabımızda kaç yapar? 54 yapar gençler. 35. soru. Böylelikle Cihan oldu. Geldik 36'ya. Şekil 1'de gösterilen tost makinesinde kalınlığı önemsiz toz kalıbı yardımıyla içinde bulunan kare biçimli ekmeğin köşegeni boyunca iz oluşmuş. Evet bunu böyle bastırınca köşegen boyunca iz oluşmuş. Eyvallah. Ekmek doğrultu ekmek doğrultusu değişmeden ok yönünde 4 santimetre ilerletildiğinde yani sen bunu 4 santimetre bu köşeyi hop 4 santimetre götürdüğünde şurası 4 santimetre olduğunda diyor bize. Değil mi? 4 santimetre götürdüğümde şöyle bir şey oluşmuş. Şekil 2'deki görüntü oluşmuş. Son durumda ekmeğin 2 iz arasında kalan yüzeyinin alanı yani şuradaki alanından bahsetmiş. 28 demiş. Evet başlangıçta verilen ekmeğin üst yüzeyinin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız gençler burada? Hop şuraya bir kareye çizelim ben. Yani sizin şuradaki ekmeğin üzerinde şey yapayım. Bir köşegen var 4 cm gitmiş halinde hop şuradaki olay da var. Gençler 4 santimetreye gitmiş. Bak şuradaki uzunluk 4 santimetreydi. Ve bize diyor ki buradaki alan kaç diyor. Buradaki alanı 28 diye vermiş arkadaşlar. Haydi bakalım buradaki alanı kullanacağız. E burası köşegen olduğundan 45 45 değil mi gençler? Evet. Hocam burası da 45 45. E zaten aynı çizgi sadece aynı doğrultuda götürdü. Şu da aynı şekilde e, paralel olmak zorunda değil mi? Evet. Yani burası da 45 burası da 45 mi oldu? Aynen öyle. Şimdi iki yüz arasında kalan bu bölgenin alanı nasıl buluruz bunu? 28 diye vermiş. Hocam o zaman burası da A. A artı 4. Bak burası A. Burası da A artı 4 olacağından buraya da 4 kaldı. İster şöyle yap. Hocam dik üçgenin alanından şurayı çıkart. Hemen 28'e eşitle. İstersen öyle yap. İstersen şöyle yap. Şuradan dikmeleri çizip yamuğun alanından da gidebilirsin. Sana kalmış. E, biz ne yapalım? Hadi yamuğun alanından gidelim. Hocam burada bir ikiz kenar yamuk çıktı zaten. Şöyle dikmeleri çizdiğimiz zaman. Ne çıktı burada? Hocam 4 ise 45 45 90 üçgende 4 ise burası 2 kök 2 burası da 2 kök 2 yaptı. Aynı şekilde burada 45 45 90 üçgenler 2 kök 2 2 kök 2 yaptı. Hocam burası e, x dersek bakın şuraya x dersek burası da x mi oldu? Evet. Şimdi alt taban artı üst taban. Alt taban ne yaptı? x artı alt taban artı üst taban ne yaptı? x artı 4 kök 2 artı x yani 2x artı 4 kök 2 alt taban artı üst taban çarp yükseklik yani 2 kök 2 bölü 2 neye eşitmiş arkadaşlar 28'e eşitmiş e buradan x'i bulacağız arkadaşlar x'i de bulunca her şey ortaya çıkacak zaten şunlar şunlar gitti ee, şimdi buradan kök 2 ile çarptığımız zaman 2 kök 2 x artı kök 2 ile çarptığımız zaman burası da 8 yaptı eşittir 28'den 2 kök 2 x eşittir 20 yaptı 10 bölü kök 2'den x de buradan 5 kök 2 olarak bulduk arkadaşlar. E x burada 5 kök 2 ise gençler 5 kök 2 ise burası da 5 oldu mu? 5 5 oldu mu? Oldu. Bizden ekmeğin üst yüzünün alanı soruluyor. Arkadaşlar şunun alanı soruluyor. E, kare biçimindeki bir kenarı kaç bulduk? 5 4 daha 9 bulduk arkadaşlar. Bir kenar 9 ise e o zaman 9'un karesi de ne olacaktır arkadaşlar? Kare olduğundan dolayı 81 olacaktır. Yani 36. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu. Ya arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ya hoca bazen uzatıyor diyorsunuz. Evet uzatıyorum arkadaşlar. Bilerek uzatıyorum biliyor musunuz? Niye bilerek uzatıyorum? Bazı arkadaşlar şunu söyleyecektir. Ya hocam bunun kısa yolu var. Niye kısa yoldan yapmıyorsunuz diyebilirsiniz. Eyvallah haklısınız da ama ben özellikle özellikleri vermediğim için ve özellikleri bilmeden de yapılabildiği için ben hep hani az özellik bilgisiyle yapmayı tercih eden birisiyim. Şimdi burası 45 derece. Evet sen burada şu diki çizdikten sonra hocam bu çarpı bu da şunun alanında diyebilirsiniz. Hani kitaplarda bu özelliği görmüşseniz. Ama bakın bu özelliğe gerek kalmadan biz alt taban artı üst taban klasik bilgiyle soruyu çözdük mü? Çözdük. Tabii ki buradan daha kolay olacaktır. Mesela burası. Hocam 2 kök 2 oldu. E hocam buraya x deseydik mesela ya da y deseydik. Hocam y çarpı 2 kök 2 eşittir 28 deyip emin olun işlemi daha hızlı yapabilirdik ama ben bunu sevmiyorum. Temel bilgilerle sonuca ulaşmayı seviyorum arkadaşlar. O yüzden hiç özelliksiz temel bilgileri kullanarak yapalım lütfen arkadaşlar. ÖSYM'de artık bunları istiyor zaten. Temel bilgiyi kullan, kafayı çalıştır, soruyu yap diyor. E bunu bu şekilde yaptığın zaman da sonuca da rahat bir şekilde ulaşıyoruz görüyorsunuz. Geldik 37'ye. Bu arada cevabımız ne çıktı? Denizli çıktı arkadaşlar 36. soruda. Geldik 37'ye. Özdeş iki dikdörtgen ikişer kenarı çakışacak biçimde aşağıdaki gibi üst üste konmuş bu şekilde. Özdeş ya burası arkadaşlar. Özdeş olduğundan dolayı şuraya x diyelim şuraya y diyelim. Hocam burası da x. Kısa kenar x burası da x. Aa ne çıktı? x kare 16 x'i buradan kaç bulduk? 4 bulduk. Hocam burası 4. E, burası da 4. E, burası da 4. 4 ile neyi çarparsak 28 yapar? 7'yi. O zaman x dediğimiz 4 çıktı. Y dediğimizde 7 4 daha kaç çıktı arkadaşlar? 11 çıktı. Dikdörtgenlerden birinin çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar 4 var 11 var 15. Şu ikisinin toplamı da 15. Toplamda kaç yaptı o zaman? 30 yaptı. 37. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 38'e. <laughs> Kısa kenarı 12 cm olan galiba şurası arkadaşlar. Şurası dikdörtgen biçimindeki bir kağıt 20 cm uzunluk ölçen kalınlığı önemsiz bir cetvelin üzerindeki şekil bir gibi konulduğunda cetvelin 2 ve 5 15 sayıları 15 sayıları uzun kenar üzerindeki A ve B noktalarında geliyor. Evet 2 ve 15. Yani burası kaç birim? 13 birim uzunluğunda o zaman arkadaşlar. Devam edelim. Cetvel şekli 2'de gibi A köşesi etrafında ok yönünde bir miktar döndürüldüğünde 17 sayısına geliyormuş. Bakalım. Bir miktar döndürüldüğünde A köşesi etrafında 17 sayısına geliyor. O zaman 17'den 2 çıktı. 17 ile 2 arası 15 birim oldu arkadaşlar. E bize ne diyor? Buna göre B ve C noktalar arasındaki uzaklık. Önceden arkadaşlar B noktası buradaydı. B, C arası soruluyor bize. Şurası da ne olarak biliyoruz? 12 olarak biliyoruz. Önceden cetvelimiz böyle değil miydi gençler? Evet ve bu uzunluk kaç birimdi? Bakın AB arası cetvel döndürülmeden önce şurası. 13 birimdi. Sonra cetvel döndürünce buraya kadar geldi. 17'ye kadar geldi. Bu uzunluk 15 yaptı. E, gençler şurada bir dik yamuk var. İnsan ne yapar? Hocam dik dörtgenle bir dik üçgen oluşturur. Hemen oluşturduk. Hop 90 derece. Burası da 12 olduğundan dolayı. 12 13'üne üçgeni 5. E, hocam büyük dik üçgene bak şimdi. 12, 15, 3, 4, 5'in 3 katından dolayı 9, 12, 15 mi oldu? Evet. E burası 5 ise buraya da kaç kaldı o zaman? 4 birim kaldı. BC arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Yani cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Akçay çıktı. Evet 38. soru Akçay oldu geldik 39. soruya. Sarı yüzeyi 8 birim kare olan, beyaz yüzeyi 4 birim kare olan ve kahverengi yüzeyi de 2 birim kare olan Özdeş iki tane dikdörtgenler prizması dan biri şekil 2'deki gibi konumdur. Evet. Bu şekilde. Şekil 1'deki diğer prizma. Şekil 2'deki 1, 2 ve 3 nolu boşluklardan birine yerleştirildiğinde iki prizmanın oluşturduğu şeklin yüzey alanı sırasıyla A1, A2, A3 olmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruluyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Elimizde iki tane bir prizma var mı? Var. Ben bunu alıp bunun üstüne koyacağım. E burada yüzey alanlarında şeye bakacaksınız. Tüm yüzey alanı toplamını bulabilirsiniz bu arada. Ama ben şunu yapacağım. Ben bir nolu'ya koyunca ne oluyor arkadaşlar? Bir nolu'ya koyunca üst üste iki tane sarı yüzey mi gitmiş oluyor? Yani şu iki tane toplam alandan iki tane 8 gitmiş oluyor. Yani 16 alanı kaybolmuş oluyor. Bak A1'de 16 alanı kaybolmuş oldu. Tüm şu iki toplam alandan 16 tane alan kaybolmuş oldu. A2'ye baktığım zaman Hocam A2'ye baktığım zaman da kahverengi alandan yani iki alanından iki tane kaybolmuş oluyor. Bir buradan bir de bunun yapışmasından dolayı. A2'de de iki alan kayboldu. İki tane iki kayboldu. Yani dört alan kayboldu. A3'e baktığın zaman ne olacak arkadaşlar? E buradaki dört alanı hem bundan hem de bu yapıştırmadan iki tane dörtlü alan yapışıyor ya. Yani iki tane dörtlü alandan da 8 alanı mı kayboldu? Evet. Yani şu ikisinin toplam alanından 8 alanı kayboldu. E buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Yani sonuçta şu ikisinin toplam alanı hepsinde aynı mı? Evet. Hocam toplam alandan 16 kayboldu. 4 kayboldu. 8 kayboldu. Tabii ki en büyük alan hangisidir? Az kaybolandır. Yani A2'dir. A2 büyüktür. Sonra A3'ten sonra A1'den diyeceğiz arkadaşlar. Yani cevabımız A2, A3 ve A1 şeklinde oldu. Büyüklük anlamında cevabımız C oldu. Bazı arkadaşlar tabii ki tüm alanı toplayarak da bulabilir. Ben burada yüzey alanının kaybolmasından gittim. Toplam alandan ne kadar alan kayboldu ona bakarak yaptım ve daha mantıklı ve daha kolay bir şekilde çıktı arkadaşlar. 39. soru böylelikle ceyhan oldu. Geldik 40. soruya yani son soruya. İçinde belli bir miktar su bulunan 5, 8, 10. 5, 8 ve 10 santimetre olan. Hadi bakalım çizelim arkadaşlar. Hadi onu şöyle yapalım. Yok onu yükseklik yapalım isterseniz. Tamam. Şöyle. Arkadaşlar bir de şunu ihmal etmeyin lütfen. Şu ya bütün prizmaları çizmeyi öğrenin. Lütfen öğrenin. Lütfen öğrenin. Çünkü niye arkadaşlar? Her zaman ÖSYM, TYT'de bir tane soruyu sözel bir soru olarak soruyor. Yani sizin o yüzden bunu bilmeniz lazım. E şurada arkadaşlar şöyle şunları da arka planda şöyle çizecek olursak <laughs> 5 8 ve 10. 5 8 ve 10. Bakalım ne diyor şimdi. Dikdörtgenler prizması biçimindeki cismin en küçük alanlı yüzeyi zemin üzerindeyken, a en küçük yüzeyli alan burası zaten zemin üzerindeyken suyun yüksekliği, suyun yüksekliği şöyle bir su yüksekliği olacak arkadaşlar. Şöyle bir su yüksekliği olacak. Tamam. Ondan sonra en büyük alanlı zemini yüzeyi üzerindeyken suyun yüksekliğinden 2 cm fazladır. He, bir de şöyle olduğunda arkadaşlar onu da şöyle şöyle göstereyim. En büyük yüzeyli alanda 10 burada olmayacak mı arkadaşlar? 10 ve 8 burada olacak. En büyük yüzeyi 10 ve 8'lik yüzeyi olduğu için bu şekilde olacak. Suyun yüksekliğinden ne kadar fazlaymış arkadaşlar bu? E, 2 cm fazlaymış. Yani şuraya H dersem Burası ne olacakmış? H artı 2. Arkadaşlar her ikisindeki su miktarı aynı değil mi? Aynı. E, v sular eşit olacak. Birindeki V su neye eşittir? 10 çarpı 8 çarpı H'a eşitken 10 çarpı 8 çarpı H'a eşitken diğerinde 5 çarpı 8 çarpı H artı 2'ye eşit. 5 çarpı 8 çarpı H artı 2'ye eşit. Hocam 8'ler gitti mi? Gitti. Şununla şu gitti mi? Gitti. 2H eşittir. H artı 2'den H'ı buradan kaç bulduk gençler? 2 bulduk. E haşı buradan 2 bulduysak burası kaç yaptı? 4 yaptı. Buna göre suyun hacmi dikdörtgenler prizmasının hacminin kaçta kaçıdır? Hocam buraya kadar kısım 4. Suyun hacmi 4'lük yükseklikteyken e, dikdörtgenler prizmasının hacmi de 10'luk yükseklikte olduğu için yüksek prizmalarda yüksekler oranı neye eşittir? Hacimler oranına eşittir. Yani 4 bölü 10'a eşittir. O da nedir? 2 bölü 5'tir. Yani cevabımız deniz çıktı. Ya da sen hocam 5 çarpı 8 x 4 bölü 5 çarpı 8 çarpı 10 da diyebilirsin. Hiç fark etmez. Ama şunu unutmayın. Prizmalarda, piramitte değil. Piramitte ve konide, o sivri olanlarda benzerlik yapacaksınız. Prizmalarda ne oluyormuş? Yükseklikler oranı bize neyi veriyor arkadaşlar? Hacimleri oranını veriyor. Ya da burada haşire bulduk? Şuradan da bakabiliriz. Haşi biz burada 2 bulduk, değil mi? Evet, haşi 2 burada. Buradaki yükseklik kaç? 5. E hocam yüksekler oranı 2 bölü 5. Direkt ne eşit oldu? E, hacimler oranına eşit oldu. Direkt cevabımız denizli çıktı böylelikle. Evet gençler. Deneme 2'nin de çözümünü böylelikle bitirmiş olduk. TYT'deki deneme 2'nin çözümünü bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda deneme 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.